rüyada evin çatının çöktüğünü, evin çatısının çöktüğünü görmeniz arkadaşlar hoş, hayırlı, güzel bir rüya asla olamaz değildir, sıkıntılıdır. Yani bu rüyayı gördüyseniz büyük ihtimal maddi sıkıntı yaşıyorsunuz, yaşayacaksınız ya da işinizde probleminiz olabilir. Sorundur ve büyük ihtimal maddi sıkıntıdır arkadaşlar. Paranız yoktur. Borçlar ödenmeyi bekliyordur. Borçlar artıyordur. Avukatlık olmuştur. Üzülmeyin geçiyor. Ben bundan daha kötüsünü görmüştüm. Evimin tamamen harabe olduğunu, yıkıldığını gördüm arkadaşlar. Ve hayatımın en berbat, en stresli dönemini yaşadım. Allah'a şükür geçti. Şu an keyfim iyi, moralim iyi. Allah'a şükürler olsun. Sadece biraz uykusuzluk var. Sahura kadar da ayaktayım işte. Sahura kalkması zor oluyor ya. Yani böyle kötü rüyalar gördüğünüzde üzülmeyin. Maddi sıkıntı. Yani %90 maddi sıkıntı, %10 diğer işte eşte şey tartışma olabilir, şey olabilir. Böyle şeylerdir ama %90 maddi sıkıntı rüyasıdır. Ben 4-5 sene önce yaşadım. Evin yıkıldığını gördüm tamamen. Çok stresli bir dönemimde. Allah şükür geçti. Allah bir çıkış yolunu gösteriyor. Yani Allah kulundan vazgeçmiyor arkadaşlar. Hani dersin ki işte Allah yardım etmiyor. Allah niye yardım etmiyor diyordum. Diyorum da yani bir şeyler kendi kendine çözülmeye başlıyor. Diyorsun ki Allah'ım sen ne kadar büyüksün, sana şükürler olsun demekten başka bir şey de gelmiyor elden. Yardım ediyor yani. Yardım etmiyor zannediyoruz da yardım ediyor. Yani hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.